16 senedir ülkenin sorunlarını büyüterek bu noktaya getiren iktidar, küçülteceğim söylemesi sözden ibaret kalıyor. Bunları çözeceğim demesi sadece söz. Suçlusu da bunun muhalefet oluyor. Sanki 16 senedir muhalefetteki partiler iktidarda. Gerek meclisin içinde, gerek meclisin dışında. Yani mantık denilen şey tamamen rafa kaldırılmış. Hırslar, kibirler, riyalar kıtalar dolaşıyor. Evet. Böyle bir atmosferde gidiyoruz. Biz seçime gidiyoruz. Ve böyle bir atmosferde hak nedir, batıl nedir, iyi nedir, kötü nedir ayırt edeceğiz. Evet, zor bir seçim. Medyanın %90'ı havuz medyası haline gelmiş. Az buçuk nefesi çıkan bir küçücük medyaya bile çeşitli ambargolar uygulanıyor. Ve biz ne dersek doğru odur. Bizim görüşümüze katılmayan da ya haindir, ya FETÖ'cüdür, ya PKK'cıdır diye yaftalanıyor. Yaftalanıyor. Evet. Ve buna biz seçim diyoruz. Eğer seçimse. Ben de diyorum ki babam rahmetli derdi ki seçim geliyor, seçim. E ne olacak hacı baba diyordum. Değişecek bu rejim diyordu. Şimdi de ben de aynısını söylüyorum. Bizi izleyen kardeşlerimiz de aynısını söyleyip bu gerçekleri milletimize yaftalamadan, kızmadan, ürkütmeden, hain, alçak, şerefsiz, hırsız, münafık damgalarını da vurmadan bir seçime gidilmesini temenni ediyorum. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Şu anda hükümetin içinde meseleleri düşünen insan adeta kalmadı. Uzmanların hiçbirisine itibar yok. Eğer siz başınızda bulunanları teyit edecek bir fikriniz varsa veya bir sözünüz varsa onu söylemekte serbestsiniz. O kadar. Gerisi uzman da olsanız, o işin ehli de olsanız, eğer farklı bir ses çıkarsa hainsiniz. Bir ülke böyle yönetilmez muhterem arkadaşlarım. Tek adamla Türkiye yönetilemez hiçbir ülke. Olmaz. Hiçbir konu doğru dürüst müzakere edilemiyor. Söyledikleriyle yaptıkları birbirine uymuyor. Ya koskoca bir ülke, binlerce uzman insan var. Ama iş kesinlikle ehline verilmiyor. Kim bizim söylediklerimiz yanlış da olsa onu destekleyecek, özellikle aranıyor, bulunuyor, iş başına getiriliyor. Biz böyle bir yönetime nasıl evet diyeceğiz? Böyle bir yönetim nasıl milli olacak? Kimse kendini kandırmasın.